Aşağıdaki karelerden her birinin bir tamı temsil ettiği söylenmiş. Mesela bu bir tam, bu başka bir tam ve ikisi birlikte iki tam ediyorlar. Burada ise bir tamdan daha az olan bir şey var. Bizden boyalı alana karşılık gelen ondalık sayıyı bulmamız isteniyor. Bu sayının 2 virgül bir şey olduğunu biliyoruz. Evet, cevabımız 2 virgül bir şey olacak. Şemalara bakarak bunun 1 tam, bunun da başka 1 tam olduğunu söylemiştik. Sonuncu karede ise 1 tamın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 eşit parçaya ayrıldığını, yani buradaki parçalardan her birinin onda biri temsil ettiğini ve bu parçalardan 7 tanesinin boyalı olduğunu görüyoruz. 7 tane, değil mi? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, o zaman buradaki boyalı alan 10'da 7'dir. Bu 1, bu 2 tam, bu da 10'da 7. Bu sayıyı tam sayılı bir kesir olarak yazmak isteseydik, 2 tam 7 bölü 10 yazabilirdik. Ama boyalı alana karşılık gelen ondalık sayıyı sordukları için, 2 tam 7 bölü 10 yerine 2 virgül 7 yazmamız gerekiyor. Virgülün hemen sağındaki basamağın basamak değeri nedir? Onda birler. Bu sayıda iki tane birlik, yani iki tane tam ve virgülün sağında da yedi tane onda birlik var. Şimdi cevabı kontrol edelim. Evet, doğru yapmışız. Hadi bir tane daha yapalım. Aynı soru sorulmuş. Boyalı alana karşılık gelen ondalık sayıyı bulmamız isteniyor. Bu sefer 3 tane tam var. Buradaki sonuncu tamı da bu sefer dikey olarak 10 eşit parçaya bölmüşler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eşit parça. Bu 10 parçanın 5 tanesi boyalı olduğu için bu karedeki boyalı alan 10'da 5'i temsil ediyor. Demek ki cevabımız 3 tam 10'da 5. E ne demiştik? 3 tam ve 10'da 1'ler basamağında da 5 olacak. Yani 3,5 yazıyoruz. 3 tam onda 5. Evet, kontrol ediyorum. Yine doğru. Devam edelim. Birkaç tane daha yapalım. Boyalı alana karşılık gelen ondalık sayıyı bulunuz. Buradaki şekle bir bakalım. 100 tane küçük kare var. 10 sütunun her birinde 10 tane kare olduğuna göre 10 kere 10, 100 eder. Şekli 100 eşit parçaya böldüğümüz için yüzde 1'lerden bahsediyoruz demektir. Bu 100 parçadan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tanesi boyanmış. Peki sizce bu sayıyı nasıl yazabiliriz? Birler basamağında ne var? 0. Onda birler basamağı da 0 olacak. Yüzde birler basamağına geldiğimizde 100 karenin kaçı boyalıydı? 9 tane olduğu için %9. Yani, aradığımız ondalık sayı, 0,09. Son bir tane daha yapalım mı? Hadi bakalım. Bir önceki şeklin aynısı ve bu defa iki tane kareyi boyamışlar. Onun için, 0 virgül, eğer bu basamağı 2 yazarsam, onda 2 yazmış olurum. Ama, şekildeki boyalı alan, onda 2'yi değil, yüzde 2'yi temsil ediyor. O yüzden cevabımız, 0,02. Evet, işte bu kadar.